musunuz? Çocuğumun damar yolunu seveyim. Takip edenler bilir benim Instagram'dan. Kendisinin özel şoförüyüm. 8 gündür her gün veterinere bırakılıyor, veterinerden alınıyor. Tedavi oluyor, tedaviden geliyor. Daha bile çok olmuş olmasın mı? Ne öğrenildi? Şila ninenin tansiyonu varmış. Tansiyon apına başladık. Kalbinde minik böyle bir kapakçığında yetmezlik varmış. O yüzden tansiyon ilacı içiyor artık. Evet. Ama iyi bir sıkıntısı yok. Bir de ciğerlerinde iltihap. O yüzden sürekli antibiyotik oluyor. O yüzden gidiyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bu nefret ediyor şu an, gitmek istemiyor tabii. Evet, geri geri gidiyor ayakları. Aşkım. Bunu veterinere bırakıp nereye gidiyoruz? Barınağa gidiyoruz. Barınağa. Annemle babamı köpek sahiplenmeye. Köye getireceğiz onu. Köpek için harika bir yer. Bahçeli mahçeli. Maskot hayatını kaybetti annemlerin kedisi. Bundan bir 4-5 ay olmuştur. Olmuştur. Yıkıldılar. Asla evcil hayvan istemiyoruz dediler. Biz köpek getiriyoruz. Bir yarenlik etsin. Hem oralarda evet. Takılır. Çünkü çok seviyorlar hayvanları. Şilen yine. Gidiyoruz. El salla. Bak ucundan göstereyim size. Bak ucundan göstereyim. Bak. Hava berbat. Hava ya, ne oluyor ya? Dün terliyorduk, bugün böyleyiz ya. Yedi Gule'ye geldik. Baksana bunlar hep surlar. Sur bakalım, burada olmaktan memnunlar mı? Öyle dikiliyorlar yıllardır. Biz evlendiğimizde... Böyle değildi bu kız. Nikah şekerlerimizi Yedi Kule Barınağı'ndan yaptırmıştık. Evet. Çok güzel oluyor. Hala vardır o sistemleri. Siz de yapabilirsiniz. Böyle güzel kalemler, şekerler. Hem de barınağa destek olmuş oluyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Anam bir sürü de burada, hepsi de yatmış. Cancığı aldık. Tipe bak ya. Bu ne ya bu? Bu ne bu? Bu ne bu? Cancık. Cancık. Bence yakıştı bakışı. Bilmiyorum, belki annenle babam başka isim koymak. Kaç aylıktı? 3 aylık falan. Bugün doğdun gibi düşünelim seni. Tamam mı? Doğum günü doğum bugün. Günüm bugün. Evet. Geldi. Aha. Aha, mikrofonu da var. Bulunduğunuz kucaktan memnun musunuz? Köy hayatına hazır mısınız? Cancık koyduk isminizi. Ne düşünüyorsunuz? Has Yedi Kule cinsi bu. Safkan. Safkan Yedi Kule cinsi. Türk köpeklerindendir. Eskiden Osmanlı'da burada yetiştirdim, surların dibinde. Surları korusun diye. Böyle bir sahiplenme yaptığınızda güzel bakımlarını hemen yaptırmanız lazım. Çünkü küçük. Arkaya otur istersen. Bir araba tutabilir sadece, kusma ihtimali olduğunu bilmiyorum. Ne oldu koku? Kusma zararlı. Üstüme mi işedin lan? Üstüme işemiş. Ne? Tam Cancık ya. Tamam, doğru ismi bravo, bulmuşuz yani. Cancık. Bravo Cancık. Rica ederiz, ne demek. Biz teşekkür tamam. ederiz. Hoşçakalın. Hadi darısı kardeşlerinin başına inşallah. Beni şurada böyle bir uzaktan çek, üstüme işemiş haliyle. Ay canım titriyor. Koşun, üşüdü. Ne yapıyorsun Cancık? Ya ne yapsın, burada böyle yatıyor. Şey, köpek görünce çok şey yalan böyle tipler vardır ya. Gerçi ben de öyleyim de. Kıvıcı düzdüz ama ne yapsın? Allah'ım yarabbim. Ocak tatlılığından burada oturuyor. Ya üf yapma. Ama çok tatlı değil mi? Yapma. Yapma şunu. Nefret ediyorum şundan. Çocuk siz kullanmayın ya. Aşkım o minnoştu, tatlıştı. Ben annenlerin ilk gördüğündeki tepkisini merak ediyorum. Bir de bunun ne yapacağını. Yedi Kule Hayvan Barınağı'nın hesaplarını aşağıya koydum. Çok fazla etkinlikleri de oluyor, kermesleri vesaire. Son zamanlarda zaten çıktı biliyorsunuz. Etraf dolandırıcı dolu. Hatta ben de bir kedi üzerinden dolandırıldım. Fırat dolandırılmış ve ben bunu az önce öğrendim, size yemin ederim. Ya abi. Fırat neden söylemedin? Abi çünkü onların ayıbı abi. Tamam öyle tabii ki de, dolandırılmak değil. Bu, kediye onlar kendini dolandırmış. Yardım edin, kedinin durumu şöyle gibi bir postlar var ya, onlardan birine inandım da inanmaz olaydım. Neyse. Hayır, işin kötüsü gerçek olanlara da böyle şeyler işte. Ben şimdi kimseye yardım edemem öyle görüp. Ben etmem artık abi. Ben kendi bildiğim yere yardım ederim sadece. Aynı mı giyinmişiz Cancık'la? Senin gözün mü şaşı, burnun mu uzun? Bir tatlılığın var. Çözemediğim. Bu arada annesini bile görmemiş. İlk defa bir insan kucağında bu kadar vakit geçiriyor. Ben zaten oraya girdim, hemen ağladım. Oraları çekmedik. Gözlerim böyle anime gibi sallanıyordu damlalar içinde böyle. Tünele giriyoruz, nefesimizi tutuyoruz. Haydi. Tuttun mu? Köye gidince ama bir rahatlar diye düşünüyorum. Bahçe mahçe falan. Aa, tabii mis gibi hava. Tavuklara inşallah bir şey yapmaz. Benim tavuklarıma sakın bir şey yapma, tamam mı? Onlar biliyorsun tavuk. Cancık kustu. Üstüne mi kustu? Aşkım sakın üzülme, sıkıntı yok. Fırat, bunu görmen lazım Fırat. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bakıyor bir de kusmuğuna. Bakmayayım, ben bakarsam biliyorsun ben de kusarım yani oraya. Anasını kardeşini, bunu yıkamaya vereceksin şeyini. Neyini? Arabanı. Vallahi mi? Nasıl bir kusmuk olduğunu görmüyorsun. Şöyle bir şey hayal ediyorsan. Ne olacaktı küçük çocuk? Ben şok oldum zaten şu an. Ya,
kadar kustu abi. Ne diyorsun sen ya? Çek sağ istiyorsan bak. Hayır bakmayacağım, bakarsam kusarım. Bakmam. Bu ne arkadaşlar, bu ne, ben ömrümde böyle bir kusmak hiçbir köpekte görmedim. Koku geldi. Fırat bunu temizlerken kesin kusacak, izleyin. Veterinerin önüne mi kusayım Ceyda orada? Bak bak tipine bak şuna. Bir araba tutabilir, sadece kusma ihtimali olduğunu bilmiyorum. Ne oldu koku? Biz bir kusmamızla çek. Resmen. Bir dönüp bakar mısın arkadaşlar şu an trafikte? Ben anlamam. Öyle yapma, öyle yapma, çok kötü. Ben yapamam bak, sen ne olacaksın? Al şunu. Kokmuyor ki. Tuvalet kağıdıyla şey, büyük şeyle alınır mı? Sus sus. Gözüm yaşardı. Ya bak üstüme kusarsa. Tipe bak. Kusma sesine ve kusma görüntüsüne ben dayanamıyorum. Sen kusmuştun da ben senin arkandan, hani hatırlıyor musun? Hayatımda bir kere kustum zaten. Kustu. Ceyda'ya baktım, bırak dedim, ben de kustum. Evet. Sonra kendi kustuğuma bakıp bir daha kustum. Üf, pis muhabbet. Ama gerçek yani, normal abi, ne yapalım yani. Ceyda da utanıyor. Ben diyorum ki utanma diyor. Utanma da gerek yok diye böyle devam ediyorum. Bu arada yerde de var. Hayır, ne? Tabii büyük bir bölümü yerde, yarısı. Paspas var değil mi aşağının altında? Yok. Nasıl yok? Aşkım. Sorun yok, önemli değil. Çok da umurumdaydı. Çok da umurumdaydı benim. Madem oldunuz bakacaksınız. Elinden geleni ardına koymadı koçum benim. Ardına da koymadı da önümüze koydu elinden geleni. Şimdi biz bunu tane getirdik. Şeyde ben yapamam. Yani bundan nasıl çıkmış olabilir? Hep aşkım, bunun suratını aklına getir bak onu gördükçe. Yakışıklığın ismi ne olacak? Cancık. Cancık. Elim titriyor yemin ederim. Yerde de var. Bir de komple dezenfektan sıkmamız lazımmış. Çünkü herhangi bir hastalık varsa kalırmış. Testleri yapılmadı ya henüz. Gel bunu çöpe at. Ben yok, ben içeride şey değil. Gel çöpe at. Al bez vereyim. Yok dayanamıyorum. Orada paspas varmış, paspası iletmişiz. Bana diyorsunuz bebeğiniz olsun. La bebek kusarsa ben çocuğun üzerine kusarım. Çocuk da travma oldu. Ne yapacağız bilmiyorum burayı ben şu an. Soğuk bir şey yapıyorum ama. Alkolün kokusu bastırdı evet. Vın, bas gaza işte sana tas kafa. Sıfır sermaye oto yıkamacı oluyorum. Kız. Tamam otur, otur, otur. Tamam çıkmayacaksın daha, dur akşam otur. Geleceğiz. Aferin bekle, aferin. Sen yaklaşma da şey, ha, üzerinde şey vardı ya. Sıkıntılı mı durumu yoksa? Çok kötü düşmüş ya. Hadi ya. Şimdi bir test yapılacak. Ciğerleri kötü. Eğer viral bir şeyse sorun yok dedi. Ama barınak hastalığıysa ki olabilir, normal. O zaman işimiz zor diyor. Ne olacağı belli değil ama bakalım. Allah korusun, kötü düşünmeyelim, iyi düşünelim. Evet evet, bence de. Şimdi biz normalde yarın gidecektik, gitmeyin dedi. İptal ettik şu an. 5 gün burada kalması gerekiyor. Bir 5 gün burada müşahede altında tutalım dedi. Bütün testlerini yapalım, tedavilerini yapalım. Ondan sonra gidelim dedi. Bekleyeceğiz. Bence üşütmüştü, ben öyle hissettim. Çünkü barınak hastalığı dediğiniz şeyin kurtuluşu çok zor oluyor çok yavrularda. Kanlı ishal diye bilirsiniz. Bence kapmadı. Yarım saat öğreneceğiz her şeyi. 10 saniye sonra asıl test sonucu çıkacak. Diğeri çıktı. Biraz enfeksiyon varmış tabii hasta olduğu için. Ne oldu? Güzel. Ne diyorsun? Ha? Korona negatif. Tamam. Şey yani korkulacak bir hastalığımız yok. 25 dakikaya çıkacak. Tamam. O zaman son test için beklemedim. Aferin, nasıl ha? Cancık. Güzel. Negatif. Sadece bir enfeksiyonu var. Tamam. Tamam, bunu hallederiz. Ben akşam gelirim zaten Şile'yi almaya. Tamam. Konuşuruz hepsine. O zaman görüşürüz. Hoşçakal Cancık. Görüşürüz. En azından hiçbir problem olmadı. Evet, çok sevindim. Neyse. Bak iyi ki onu almışız. Belki de o yazık yavrum üşütmüş Şile, orada çok kötü şeyler olacaktı. Kıyamam ben ona. O zaman şimdi kapatalım. Şöyle 5 gün sonra açalım. Hadi canım. İyi. İçim rahatladı hayvanlı bir şey. Evet, benim de çok rahat ettim, çok mutlu oldum. Şimdi 5 gün sonra Cancık bakalım ne hale gelmiş, nasıl hareketlenmiş, neler olmuş görelim. Şöyle açasın Cancık'ın kafasında ama kafası yok şu an. Neyse olsun. Evet, Cancık'ı almaya gidiyoruz. Günlerdir orada, full bakımları yapıldı. Geçen gördük, herkese havlıyordu. Bakalım şimdi bugün ne durum. Evet durumu? Abi, oraya başka bir tane köpek gelmiş, ona bağırıyor. Lan Cancık, Cancık çıktı, susmuyor yemin diyorlar. Yemin ediyorum, böyle duran köpüş. İçteki o parazitler bir şeyler işte efendim, hastalıkları onları halletmişler. Mantar kısmı kaldı, o da arada arada sürülecek. Bakalım gidiyoruz. Şimdi arkaya ben şey düşeceğim, pet. Evet, çıkmadı ya, çıkmadı bebeğin kusumu. Ben de bir hastayım arkadaşlar. Bu da yavrum. Geceden beri. Hadi 2 dakika sonra oradayız. Şıkst. Ay. Şıkst. Bizim Cancık'ı almaya geldik. Ay kim, ne yapıyor? Aa işedi. Aşkım ne yapıyorsun? Evet, videodan izlersiniz anne.
elimizde 2-3 damla gelse yeterli olur. 5 dakika sonra da spreyle üzerine fıs fıs edecek. Burada var. İç bacakta var, burada var. Mama alacağız şimdi. Korkma, hiç korkma sen. Çok tatlı yüzü ya. Fark etmez hangisini yiyorsa, hangisi daha hızlı semirecek sonu. Kuzuluyu verelim. Kuzulu alalım. Cancı ama kuzu yiyor. Somon da tercih ederse somon da yiyor. Tercihine bağlı yani. Onlar da iyi yaşıyorlar ha bunlar. Ben Norveç'ten somonlusunu yediriyorum. Özel Norveç somonlu. Muhtemelen Norveç'teki balıkların kemiklerinden yapılmış mamalı. Somon diyorlar işte. Şöyle rüşvet vereyim. Şunun kokusunu kokla. Diyeceksin ki ben de isterim ya. İsterim. Ben isterim. 6 kilo mu? Bizimkilerden ağır mı? Dur. Ya böyle bir nazik alma olamadı. Öyle aldı. Aa, resmi hareketlendi, şuna bak. Aha, oley. Aa, kim mama verir? Kim sevgi gösterir? Sana alışıyor, ne yapsın? Gel Cancık, gidiyoruz. Gel. Baksana. Ya tamam, sensin. Limon. Ana. Bak, bu var ya, gel. Al. Dön. Dönemiyormuş ama şimdi döndüm. Ya mama için her şeyi yapar ya limon. Çok tatlı limon ya. Diğer köpeğe bakışı ama onu merak ediyor bak. Bak bak. Tamam, o zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz her şey. Şimdi köye gidiyoruz. Duyguların nedir Cancık? What is your purpose? Aa, çok yaşa. Be, kolonya sıktım, onu hapşırıyor. Ha. Kolonya alerjisi varmış değil mi? Benzinliğe uğradık. Ben evet. Bir şey aldım. Canca. Bu ne abi? 50 cent gibi gitmişsin, kolye almışsın çocuğa. Abi pitbull hesabı. Mamma çekiyorum. Takar mısın çocuğa? Annenlere tatlı görünür. Abi bunu takamam ben çocuğuma, çok keko duruyor ya. O karar verir ona, beğenmezse çıkarır çocuk. Burada takacak bir yer yok ki. Ben takarım Ceyda. Bu ne abi? Bu ne? Abi çok fena, bomba patlıyor burada ya. Top atıyorlarmış, askerinin önündeymişiz de. Go, go, go shawty, it's your birthday. We gonna party like it's your birthday. We gonna spacardi like it's your birthday. Bak! Bak şimdi sinirim, sistemim zıpladı ya. Aslında ben böyle biriyim değil mi bu kamera arkasında? Bir gram tırnağım kırılsa 2 saat ağlıyormuş falan. Ruh hastası mıyım ben? O geçiş biraz onu gösterdi. Ben geldim, selamünaleyküm 50 Cent Girl. Fırat amcasından. Berbat ve hediye. Ya ne alakası var ya? Abi tam bir YouTuber oldu köpeğim. Hey mama şaka şaka bang bang. I take into the candy shop. Bence harika oldu. Evet, klasik bizim ekmek bölümüne geldik. Köye giderken hep buradan ekmek alırız. Çok hızlı oldu çünkü çok kötü sıkıştım. Çok kötüyüm. Abi gerçekten mide ve bağırsak bozmak çok kötü bir şey arkadaşlar. Hiçbirinizin başına gelmesin. Cancık inanılmaz rahat. Anam babanla tanışmaya gidiyorsun şimdi. Yap seni sevmezlerse. Ay ben bunu istem... Kokuyorsun şu an biliyor musun? Yol boyunca fena koktu değil mi? Demesek mi? Niye? Koktu ama. Yazık ama hayvanım. O ne? Umurunda mı onun koku? En sevmediğim şey köpekleri insanlaştırmak. O ne bilsin oğlum kötü koktuğunu? Onun için o koku kötü değil ki. Bizim için kötü bir koku. Onun için o şeydir, daha yoğun kokular. Kız! Ne kız mıydı? Oğlan da bu. Oğlan! Yavrum! Kameraya karşı bir ilgisi var, farkında mısın? Kamera gelince tırsıyor da olabilir. Bunun kulakları çok komik olacak ama ben altıma çıplıyorum şimdi! Ceyda! Ekmek manyağı! Ya hadi hadi! Cancık geldik köyüne. Köyü bir çeker misin? Bak şimdi köy dediği şeye bak, Allah'ını seviyorsun. Yavrum bu tatil köyü gibi. Bakımlı biraz, o ayrı. Bakımlı mı? Abi herkes bakınca mekanını evinin önüne, bütün köy bütün olarak güzel oluyor. Bunu geldim burada gördün işte. Aynen. Dön çek güzel köyümü çek. Köyde basketbol sahası var. Hele 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 hele. Bir tane daha basketbol sahası var. Hele hele hele. Günler gelmiş. Size bir hediyem var. Annem ev eşyası sever diye düşündüm. Cancı! Ay çok tatlı geldi. Evet. Canım. Biraz kokuyor şu an ama. Olsun, olsun, olsun. Ama o çay kim için? Şunun güzelliğine bak ya. Sarıldı ha, kuyruğa bak. Barınaktan getirdik. Ay çok güzel. Adı Cancık. Adı Cancık ama şeysin, siz istiyorsanız değiştirin. Başka bir şey koyabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Abim de burada ev yapıyor, bir yandan kümes yapıyorum demiş. Bel takacağım önüne dedim. Oha! Bayağı güzel. Daha önünü yapmadım bilerek. Allah! Alışınca inanılmaz güzel oynuyor ama. Evet, ama veterinerlere alışmış. Babam bunu yatağına alacak, ben seteyim. Eyvah, annemin çiçeklerine girme.
Aslanım benim be. Beni seviyor ama şimdi. Alıştı ilk, ben aldım onu falan şeyden. Gel oğlum gel. Atlarla kısa kararlı zortlal. Gel 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 koş. Oo, koltuğa da kuruldu. İşemiş mi? Aha. Arabama işemiş cancık. Çit getirdim. Çit düşeceğim her yere. Tamam. Ben de sizi çekerim. Çek çek. Çek. Dur. Yunus hadi çek çek. Ne oluyor ya? Annemle kendime şapka aldım. Çok iyi değil mi? Bahçe işleri yaparken rahatsız oluyormuş da büyük şapka istedi. Evet. Hemen kendime de aldım. Çünkü neden almayayım? Babacığım hep beni çektin ya. Millet rahatsız olmasın ya. Evet, cincir. Gel cincir gel. Cincir komşu köpeği. Cincir'in pek köpeklerle alakası yok galiba. Bunu abim yapmış ama önünü falan yapacak. Okey, burası ona güvenli geldi. Ona da kurul, onda hem ablalarının kokusu var. Bırakalım burada, kendi takılır zaten. Abim bunu bitirecek, onun kanalına gidip izlersiniz. Çok güzel şeyler yapıyor. Aynı zamanda bitmiş halini görürsünüz, böyle şekil şükür kapılar falan. Cancık da burada olacak, beraber çekersin. Yine elim boş geldi, farkında mısın? Sen bir gel, seninle bir konuşalım biz. Gel bakayım. Şu terliklerim. Etini cimcireceğim çocuk. Senin etlerini cimcireceğim artık. Ne elin boş geldin? Bizim adetlerimizde hiç hoş bir şey değil. Babamlara gittim, bir şey getirmedim. Buraya geldim, bir şey getirmedim. Senin etlerini cimciri cimciri vereceğim. Bütün köy seni böyle yargılayacak şimdi. Biz anlatacak annem. Sağ ol, sen de Rize'den gelmişsin gibi dedi. Çay getirmedin mi demek istemiş. Kameraya değişik bir bakışı var genelde açılınca. Hastayım. Herkes cancıkla ilgileniyor, benle ilgilenen yok. Köpeğe mama vermeye 5-6 kişi gelmemiz belli. Hayvanı strese sokuyorsunuz. Her yerde bir şey yazıyor. İşaret var zaten yavrum. Ha. Ya ha. Niye sildin? İşareti sildim. Anlamadım. Henüz güvensiz olduğu için mamayı içeriden çıkardık. İçeride yiyor farkındaysanız. Ufak ufak alıp böyle olur. Hadi. Yapabilirsin. Aferin. Aferin cancık. 23 Nisan okul gösterisinde ailesi çocuğunu izlemeye gitmiş gibiyiz şu an. Dans et. Dans et. Emin olmaya çalışıyor. Evet. Alıp içeri mi kaçacak acaba hemen? Fark etti. Fark etti. Biz kıpırdamayız. Mission completed. Nasıl yaptın le? Ellerimle. Ellerimle. Ben çok kötüyüm. Tuvalete giriyorum. Bir hafta çıkmıyorum Ceyda. Öyle kötüyüm. Ha? Mikrofonu da kapat. Senin şeyini duymayalım bir de burada. Hazihat var, hezihat. Ne denir de içinden bir tane bir şey arızalı çıkınca? Ziyahat. Zayiat. Zayiat. Ben de Zayiat Fakültesi mezunuyum. Zayiat Fakültesi 2. sınıf terk. Ha, bu Zayiat Fakültesi mezunu olduğu için. Vallahi baya pratik bir şeymiş ha. Aferin. Annem şu an terliklerime ve çoraplarıma gıcık oluyor. O yüzden size... O ne diyor, tuvalet terliği gibi giymişsin çünkü. Birazcık oraları şey yap ama. Ay, bunlar kimin inekleri? Ortanın. Hayır, gelmek yok. Bir kahve içseydik. Hemen yoruldu, ara vermek istiyor. Kapat, olmadı, kapat. Cancık kulübesinde o kadar mutluydu ki içeren çıkmıyor. Bunu ben diyorum ki evin içine götürelim biraz. Ha, biraz ev görsün. Evde tabii. Alışsın çünkü gece aşağıda evde yatacak çünkü. Hadi götürelim ya, içeriye bir bakalım. Hadi. Ne yapacak. Gel, gel Cancık. Gel. Şey gibi değil mi? Vallahi kolumu kaldıracak halim yok. Ya bu ne ya? O zaman vallahi böyle götürürüm ha. Bence burada yatıralım onu, Harry Potter misali. Aa, orası evet, Harry Potter'ın şeysi. Farkındaysanız her video çekimine geldiğimizde başka bir detay. Çünkü bitmiyor arkadaşlar ev. Heh, ve bir hareket et be yavrusu. Aferin. Yemeğin tamamını bitirdi mi? Evet. Kakasını yaptı mı? Hayır. Koyacak çocuğu şimdi. Hadi bakayım. Eve yaparsa var ya. Bırakacak ilk günden, test edecek. Bakalım bana katlanabilecek misiniz sıçması bu? Bence gibi. Filmini çekeriz Cancığın. Beni arasın, dur. Gel, evime çıktın. Annemden geri geri bastı görünce. Hemen vibe aldı çünkü annem o halıya sıçarsa onu mahveder. Hiçbir şey yapmaz. İki gün sonra fotoğraflar gelir. Şurada yatıyor bak kendik. Tabii tabii, buradan buraya atlamış. Tabii. Yatakta yatıyor, babamla uyanmış sabah böyle. Çiçekleri dökmüş aşağıya. Çiçekleri vurulmuş, kırılmış. Ama hepsi çok mutlu. Tamam ya, en iyi evine getirdik onu. Kafamız rahat olur. Tabii canım. Onu bebek gibi bakacaklar, ben bilmiyorum. Fazla bakılacak hatta. Tabii. Yani. Şımaracak. Biraz şımarık olabilir sadece. Ama dayım biraz şey olduğu için. Onu dengeler diyorsun. Tabii sert. Allah'ım.
Havla. Tavuklara yaklaşma. Tavuklara yaklaşma. Tavuklara yaklaştırma. Çakallarla dans et. Ne alakası var ya? Köyde çakal inerse hani. Ben uyurken ne yaptın sen? Vallahi bütün gün oyun oynadılar abimle. Buradayız. Gel lan. Gel. Gel güzel kulaklı. Cancık. Gel. Cincir böyle mi yapıyor komşunun oğlu? Bu arada Enes Uç Hastalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Bunlar... Cancıktır. Candır. Canlar zili bildirimi açmıştır zildirimi. Zaten her yerden takibini eder. Çünkü keyif almıştır. Karşılığını verir. Ama cancık vardır. Gelir, takılır, zevk alır videolardan. Atar yorum. Gıcık gıcık yorum atmak için gelir o. Canlar girişken. Canlar özgüvenli. Canlar herkesle iletişim kuruyor. Canlar orada burada ben canım deyip bir sürü arkadaş grubu ediniyor. Cancıklar gereksiz özgüvensizlik yaşıyor. Cancıklar manitası ne oluyor ya izlemediği için terk ediliyor. Gelecekteki manitasından ya da. Keşke seni evlat edinseydik annemlere. Olmadı yemedi. Git git devam et devam et. Yalattır bir kere daha. Yedi anasın. Bak abim biliyor tekniğini. Saçımızı süpürge ettik sana be. Bir tane daha mı et getirsek? Ruhunda var bir şey fark ediyor musunuz köpeğin? Var bir cancıklık var. Hiçbir harekete nail olmuyor. Nail mi? Ne bileyim. Sıkıyor gene bazı cümleler. Öyle takılmıyor. Nasıl takılıyor? Clara'yı köyüne getirdik. Yavrum bende zarar gelebilir mi? Bakar mısın? Aklımın fikrim var. Aklıma bir fikrim var. Cancığa bu tarz bir şey çakalım. Çakalım. Tamam. Şey, takalım kafasına. O da hep kafasının üstünde bir şey var zannetsin. Ve huzurla geçsin çocuk. Kulübesiyle yürüyormuşçasına. Bence mükemmel bir fikir. Hayır biz yarın gidiyoruz. Gitme lan bu köpek. Ben gitmiyorum. Kalacağım. Sen kal. Dönmeyeceğim. Kalabilirsin. 3-5 gün buradayım. Sana bir kalma... Bu kalma hareketi mi? Brezilya kökenliyim ya. Aa karım da bir yer kökenli oldu. Hayret. Ama hiç gitmedik. Hiç bağımız olmayan bir şey. Bence cancık koymayın. Değiştirin zaten. Bence. Cancıklara bir lütuftur yani bu köpeğin canının cancık olması. Envit F. Gelsin şuraya. Envit F. Afişi. Mantıklı. Asos mu yaptık adını yani? Evet. Tamam Asos oldu. Asos. Aşkım oradan çıkartalım onu hep. Girmesin. İzin vermeyelim. Nine. Yok al artık. Al işte. Çek çek. 1, 2, 3. Sabahtan beri diyor kendine buraya kimin düşeceğini çok merak ediyorum. Ya kaldırsana. Bile bile düşmek var işin içinde ya. Zıt diye mi düştün? Zıt diye düştüm. Zıt diye düşmedim. Ben şimdi senin yarın çekimin olduğu için seni gece götüreceğim. Ve karın burada kalıyor Yunus. Yunus bana bu yaptıkların yeter artık. Abi. Sen... Yalan söylesin ya. Kullanma burayı Utku. Senin yüzünden. Ben karımdan ayrı kalacağım yani şu anda. En sevmediğim şey. Evde nasıl soğuk gelecek o odalar bana biliyor musun? Böyle. Yatakta böyle küseceğim böyle. Ağlayarak oturacağım. Aferin sana. Bir de sev kafasından. Köpek eğitmeni Fırat Albayram. Oradan her şeye müdahil ama. İki tane nur topu gibi köpek büyütmüşüm. Eğitimden geçirmişim onları. Biliyoruz bu işleri. İyi izle şimdi. Çocuğun kafasından aşağı gitti be. Tecrübeliyiz. Nerede? Nerede Asos? Aferin sana. Aferin sana. Pati atıyor bir de. Ver patini. Ne bilsin pati çocuk. Ver. Bak yattı. Ters anladı. Olsun harekettir. Yapacak, evet. yapacak. Yapıyor. Şu an yapıyor. Yaptı. Oha. Ceyda Şilerita'dan daha büyük yapıyor. Aferin Asos. Kakasını yaptı diye bu kadar mutlu olunması bir bebekte bir köpekte zaten. Bakın iyi izleyin şimdi. Bu da eğitim bitti geliyor. Sana alıştı ya. Yukarı kaldır, yukarı kaldır. Oturmasını sağla. Otur de bu arada. Elinle de şöyle yap. Sizden pek şey almadı gibi. Müdür gibi düşünün beni. Asos gel. Yurdun müdürüyüm ben. Gel aşkım. Otur. Hanımefendi. Oturu anlamaz o. Mamayı görmek için oturacak. Daha ilk günü hayvan oturu öğretiyoruz ya. Gerek yok zaten. Doğmuş bebeğe what is your name İngilizce öğretmek gibi. Asos koyduk bunun adını. İzmitçe'de aso güzel demek. Size asosundan bir köpek getirdim. Karşıyım. İyi bakın. Sıra şunlarda. Onlara da oturmayı öğreteceğim. Şurama bir öküz oturdu derler ya onu. Çabuk bizi bir Asos'la yatarken çek. Hadi yemeğe gidiyoruz. Orada görüşürüz. Nerede görüşürüz ya? Kapat.
Hadi seni yemeğe çıkarıyoruz. Yunus. Şuraya. Üst katta ya ondan öyle dedim. Yemeğe çıkarıyoruz. Bu ishal için çok önemli bir şey arkadaşlar. Kahve limon. Olayı budur. Tadı güzel değildir ama. Çok kötü bir tadı var ama ben de bununla iyileştim. İyi bir. Duramıyorum. Su lazım. Şuramda hissettim onu biliyorsunuz. Sağ ol. Kahve ki bu kadar seven bir insan ama limon çok zor ya. Bu hakiki kahve ne oğlum? Çok içmiyor. Fırat içmez ki o. Sizin. Yunus, bu senin hakiki kahve ne oğlum? Hiçbir tezgül altta kalmadan kendi isteğimle hazırladım. Harika bir kahve. Tamam baba. Böyle bir güzel ortamda... Alalım mı? Biz de bir tane yanımıza. Şunun içine bir git sen. Ben mi? Sen, evet. Git orada yaşa. Harry Potter. Geçme Harry Potter alanı ya. Yani o kadar insanın arasında bunlar mı sahiplendi beni? Geliyorum bu yüzden. Şeyin tonlaması böyle yapıyor ya. Tilbe Saran şey kitabında sesli. Doğru. Bravo Hermione. Hermione ilk bölümlerde ne gıcık ya. Tam böyle öğretmenim ödev vardı. O değil mi o? Hocam ödev vardı ama. Geliyorum Petunia teyze. Sesli kitabını okudunuz mu? Aynen böyle. Bu arada sesli kitapları çok güzel. Sesli kitabı Tilbe Saran seslendiriyor ama mükemmel bir ses. Evet, her karaktere ayrı ayrı böyle bir tonlama şeyi var. Günaydın Wesley. Pekala Petunia teyze. Başka ne diyeyim? Ay, çok eğlenceli. Çok güzel yapıyorsunuz. Bravo. Ama bilmeleri lazım. İşte ama belki dinleyenler bilecek şimdi. Teşekkürler Wesley. Sen de biraz alabilirsin Ron. O şey ha. Çikolatalar sahnesinde. Eğer istersen sen de biraz alabilirsin Ron. Yara izini gösterir İsmini misin bana Harry Potter? Aşkım elimle açtığım şeyi konuşarak nasıl yapayım? He doğru. Voldemort'tan bir sahne oynayalım hadi. Tamam. Onu bilirsin Ron. Harry ismi lazım değil. Voldemort'tan mı bahsediyorsun? İsmini söyleme. Hiç korkmuyorsun onu söylerken. Korkmuyorum Wesley. Benim farenin adı neydi? Cancık olsun. Aman tanrım cancığı kaybettim. Trende bir yerde olmalı. Hermione'ye sor istersen. Derslerim 5. Hepsini okudum öğrendim. Önceden bütün derslere çalıştım. Bravo Hermione. Sen Harry Potter izledin mi ya? Kitabını okudun mu? Hayır. Ben neye şaşırıyorum biliyor musun? Hadi sen belki fanı değilsindir. Harry Potter fanı olup kitaplarını hiç okumayanlara. Bunun ismini keşke Weasley koysaydık. Böyle de konuşuyor ya. Alışmış bu hemen Ceyda'ya bu. Görüyor musun eğitim sistemi nasıl işe yarıyor? Beni köpeklerin eğitim bakanlığına alın. Türkiye'de köpekler eğitim. Sihir İşleri Bakanlığı'ndan bu yüzlüğü çağırmışlar. Bilmiyorum ki Ron. Benim hiç doğum günüm olmadı. O ne üstüne giydiğin cancık? Abim verdi. Cücük kadar. O zaman Yunus biz de gidek mi? Seni götüreyim işine özel şoförün olarak. Karımı burada bırakıp canımın için çekil. Karımın yanına gideceğim. Benim küçük Ron Weasley Harry Potter. Seslendirme Harry Potter'ı. Yarın kaçta geleceğim? Yarın gelmiyorum aşkım. Öbür gün geliyorum. İki gün ayrıyız. Cimciri vereceğim senin programını. Tam mazarlanmaz. Bir gün burada kalacağım. Köy havası alıp şuralarda serpileceğim. Bol bol videosunu atarsın bunu bize. Bunu seveceğim. Bunu büyüteceğim. Kendimi alıştıracağım. Sonra ama bu üzülecek ben gidince. Bu videonun sonuna da bunun böyle alışmış değişik hallerini koyarız. Alışmış halleri. Çekeceksin değil mi? Kendinize iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Ososa bir maşallahınızı alırız. Sıçmaya mı gidiyor? Oraya now sıçmak. Su içiyor. Aso!